Evet sevgili bahis severler 40. hafta Spor Toto bültenimize hoş geldiniz. Tabii bu hafta biraz geciktiği için kusura bakmayın. Çünkü salı günü normalde biz iş yoğunluğumuzdan dolayı anca fırsat buluyoruz. Salı salı akşamı ya da çarşamba öğlen çekiyoruz ama bu hafta biliyorsunuz bir ara bülteni bir geri aldılar. Bütün sanal bayilerde biliyorsunuz Leonard de tutturda şeyde her yerde ne oluyor diye bir düşündük tabii biz acaba maç mı değişecek bir şey mi olacak bir şey mi güncellenecek diye o yüzden çekemedik çarşamba zaten hiç çekemedik çünkü zaten video çekme günümüz değil belli günlerimiz var biliyorsunuz o yüzden bugün perşembe günü öğlen saatlerinde çekiyoruz baktık bülten geri geldi değişen bir şey yok ama ben tabii spor toto teşkilatını aradım niye dedim bu şekilde iki tane maç ertelenmiş görünüyor arkadaşlar o yüzden noterle çekilecek onu şimdiden söyleyeyim 13 numaralı Ostende Genk maçı yine oraya gelince anlatacağım ve 15 numaralı Antwerp-Gent mücadelesi. Belçika Ligi bu hafta başlıyor biliyorsunuz ama konuştum neden ertelendiğini bilmiyoruz diyor. Ama ertelenmiş. Bir de arada Belçika Kupası maçları var ya belki onlandır diye düşünüyorum ben. Ertelenmiş doğal olarak. Niye dedim hani değiştirmiyorsunuz? Kural gereği herhangi bir maçta değiştirmiyorlar. Noteri yapıştırıyorlar. Tabi noter olduğu zaman ne oluyor? Onu da hemen maç gelince o sırada anlatacağım. Anlatabildiğim kadar, dilim döndüğü kadar. Geçen haftaya baktığımızda 15 bilen olmadığı için yaklaşık 500 bin lira devretmiş. 14 bilen de çıkmadığı için yaklaşık 300 bin lira devretmiş. Yani bu hafta 15'in ben 1 milyon civarında olmasını, 14'ün de 500 bin lira civarında olmasını bekliyorum. 13 bilen de 70, 69 kişi olmuş 4 bin küsur lira, 12 bilende de bine 1000'e yakın kişi 400 liraya yakın para almışlar. Onu söyleyelim. Ee, peki biz neler yapmıştık? Aslında bizler bütçesi olanlara bu toto işi biraz biliyorsunuz. 50 lirayla 50 kuruşla 1 lirayla uğradığınız zaman şansa aramızda yine var. 50 kuruşa oynadım, 10 bildim, 11 bildim, 12 bildim diyenler tebrik ediyoruz. Bir de arkadaşlar oynamayacaksanız lütfen şunu kaydetmeyin. Bakın bir arkadaşımız oynamadım, kaydettim, 14 bildim demiş. Sonra keşke oynayabilseydim, keşke para olsaydı. Yani oynamayacaksanız ya da paranız yoksa gerçekten oynamayın. Üzülüyorsunuz. Bak 14 bilen yok. Adam kaydettiğini oynasaydı belki 250 lirayla, 500 lirayla, 1000 lirayla 300 bin lira kadar para kazanacaktı. O yüzden kaydetmeyin ki sonra üzülmeyin. Bence tabii benim kendi fikrim. Onu söyleyelim. Biz tabii 8, 16, 32, 64 oynayanlarınız da var aranızda e, 2000 küsür lira, 1000 küsür lira, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 5-6 bin liralık kupon yapanlarınız da var. O yüzden ben ortalama 256 liralık veriyorum her hafta biliyorsunuz. Bütçesi olanlara ya da olmayanlar şunu tek geçebilir diye söylüyorum. Yine o şekilde söyleyeceğim. Geçen hafta ee, özellikle İsviçre'deki İsviç'teki ve Norveç'teki maçlarda oldukça başarılı olduğumuzu gördük. Ots BK Rosenburg maçı beraberliğe çok yakın bir maçtı. İzledim ama bir türlü Rosenburg ikinci golü bulamadı. Beraberliği ararken ikinci golü yedi. Sonra 2-1 yaptı. Çok baskılı oynadı ama gelmedi. Tek beraberlik geçmiştik. Onun dışında İngiltere, İtalya'da tabii Atalanta Inter mücadelesinde ee, berabere biteceğini söylemiştik ama kazanırsa Caydaş sanırım 1-0 yanındaydı. Ben 0-2 tarafındaydım bütçesi olanlara. Brescia Sampdoria maçı berabere bitti. Ben Toto açısından bazen Toto açısından diye diye bazı maçların sürprizini arıyoruz ama denk gelmiyor. Biraz daha normal düşüneceğim artık. Bazı maçlarda Toto açısından deyip sürpriz aramak tabii ki lazım. 3 maç, 4 maç, 5 maç en az bu şekilde yapmak lazım. Ben de geçen hafta verdiğim tercihlerde 11'de kalmışım sanırım. Ama bütçesi olanlara önerdiklerimle beraber 13 hatta çıkabilecek derecedeydi. Tabii bazı maçları değiştirmeniz gerekiyor. Her zaman söylüyoruz kafanıza yatanları değerlendirin diye. Önceden kendi kuponunuzu yapın sonra beni dinleyin. Aynı fikirde olduklarınızı değiştirin. Şimdi ilk 4 maçımız Şampiyonlar Ligi mücadeleleri. Hemen listeden siz de bakabilirsiniz yan taraftan. İlk maçımız 7 Ağustos'ta saat 22'de oynanacak Juventus-Lyon mücadelesi. Çok fazla uzun şey yapmayacağım. Ee anlatmayacağım ama önemli sakat cezalar var. Siz de mutlaka ilk maçın saatinden önce yani mesela son oynanma saati 7 Ağustos'ta saat 21.55'te. Siz 7 Ağustos günü yani Cuma günü son sakat cezalı bilgilerine, son güncel bilgilere bakın ondan sonra oynayın. Mesela bugün Perşembe öğlen itibariyle Juventus'ta işte Kedira'nın sakatlığı görünüyor, Douglas Costa sakat olarak görünüyor. Onun dışında Dybala hala sakat olarak görünüyor. Mesela yarın akşamüstü iğneyle oynayabilir atıyorum ama sakat görünüyor şu anda. Delikt'in şüpheli durumu var. Sakatlı şüpheliye geçmiş bak oynayabilir. Lyon'a baktığımızda onlar da e, Guedes şüpheli görünüyor oynayabilir. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Tabi son maçlarına baktığımızda Lyon Kupa'da Paris Saint Germain ile oynadı biliyorsunuz. Biraz daha formda göründü. En azından 90 dakika uzatmalara falan götürdü. Maçı penaltılarda kaybetti. Ama biraz daha formda göründü. Ondan önceki hazırlık dönemine şöyle bir bakıyorum. Hani son performanslarına fena görünmediler. Juventus'un da zaten ligi bitti. Daha ayağı sıcak yani. Onlar da Roma'ya rotasyonlu kadroya yenilmişlerdi Ama şampiyon olmayı başardılar. Ondan sonra rehavet olması da normal zaten. Ee, Sakatı cezalıyı söyledik. Tabi aralarındaki bu ikinci maç biliyorsunuz. ilk maçı Fransa'da 1-0 kaybetmişti Juventus bundan dolayı rövanşta mutlaka kazanmak zorunda olduğu bu mücadeleyi kazanabilir. Ben normalde bütçeyi aşmamak adına tek bir olarak geçtim ama bütçesi olanlar sıfır sürprizini de arayabilirler ama Juventus'un hem kazanma mecburiyeti olmasından dolayı ilk maçı kaybettiği için hem de daha formda göründüğünden ve daha iyi bir takım olduğundan dolayı direkt bir olarak aldım. İkinci maçımız Manchester City Real Madrid mücadelesi. Burada da Öncelikle şunu söyleyelim. İlk maçı e, İspanya'da Manchester City 2-1 kazanmıştı. Bunun avantajı var ve o maçta Sergio Ramos son dakikalarda kırmızı kart görmüştü ve cezalı bu maçta oynamayacak. Real Madrid adına çok önemli eksiklerden biri bu. Ramos'un cezası. Diğeri de Marcelo, Marcelo sakat görünüyor. O da oynamayacak. Bu da çok önemli diğer bir isim. Manchester City'de Agüero'nun sakatlığı devam ediyor ve Benjamin Mendy cezalı görünüyor. Oynamayacak. Peki son form durumlarına baktığımızda ne yapabiliriz? Şimdi ilk maçı City zaten kazanmış deplasmanda. Kendi evinde ne yapacak? Bekleyecek. Çünkü Real Madrid'in kazanma zorunluluğu var. Manchester City için Şampiyonlar Ligi gerçekten çok önemli bu sene. Zaten ligde şampiyon olamadılar biliyorsunuz. Real Madrid şampiyon oldu ama her maçta böyle aman aman çok iyi ee, oynamadan da kazandığı maçlar olduğunu gördük Ama City'nin her zaman belli bir makine düzeni var ee, Sadece Kupa'da Arsenal'e kaybetti Son oynadığı 6 maçta mesela onu söyleyebiliriz. Tabii City burada yendiği için, Real Madrid de üstüne geleceği için bekleyecektir. Boşlukları değerlendirecektir. Real Madrid'deki iki önemli sakat da burada önemli faktör. Burada en fazla çıkacak şey, ben Real Madrid'e çok güvenemiyorum. Yani en azından kıyasladığımız zaman, Ya aslında maç kapatılacak maç da. Hani bütçesi çok olanlar kapatabilirler ama ben yine ikiye indirmeye çalıştım. Bu anlamda Manchester City'ye biraz daha güvendim. Real Madrid'in kazanma zorluluğu var ama başarabilecekmişti. İlk yarı biraz temkinli geçer, gol olmaz gibi. E, i̇kinci yarıda biraz daha çıkmaya çalışan Real Madrid belki bir atar bir yer bir bir biter gibi veya ilk golü yerse daha telaş yapacak daha çok çıkacak belki hiç atamayacak yani e, City'ye de beraberlik olarak düşünüyorum açıkçası çok uzatmayayım benim fikrim 1-0 şeklinde iki tercihe indirmek zorundayım mecburen bütçe artmasın diye. Üçüncü maçımız Barcelona-Napoli mücadelesi bu maçta da. İlk maç beraber bitmişti İtalya'da oynanan maç biliyorsunuz ve Barcelona'da Arturo Vidal kırmızı kart görmüştü o mücadelede 89. dakikada onun oynamayacağını söyleyelim Barcelona'da ama bunun dışında Sergio Busquets de cezalı olduğu görülüyor ve Griezmann şüpheli oynayabilir şüpheliler oynayabiliyor Umtiti sakat. Dembele'nin de sakatlığı devam ediyor. Barcelona'da durum bu şekilde. Napoli'de Lorente sakat, Kostas Panolas şüpheli, Insigne şüpheli ama oynayabilir muhtemelen. Alex Meret de şüpheli görünüyor kaleci ve e, şüpheliler genelde oynuyor. Onlara takılmamak lazım. Burada da tabii ilk maçta Napoli'nin Barcelona'nın daha doğrusu deplasmanda bir bir kaldığı için beraber bir avantajı görünüyor. Nasıl avantajı görünüyor? 0-0 biterse tur atlar yani avantaj bu. Son maçlarına performanslarına baktığımızda ise Napoli'yi yine dengesiz gördük. Hani parmaya yenilmişti, Sassuolo'yu yendi, Inter'e karşı yenildi ama Lazio'yu yendi kendisi aslında. Tabii biraz Avrupa'yı garantilediği için ligde bazı maçlarda saldı diyebiliriz. Barcelona'nın da e, yani aslında Napoli'nin ayağı daha sıcak. Tabii ligi daha sonra bittiği için en son 19 Temmuz'da oynamıştı Barcelona Aleves karşısında. Bu maçı kazanmak zorunda olan takım tabii ki e, Napoli olarak görünüyor ama kazanabilecek mi? Performansı yetecek mi? göreceğiz hep beraber. Barcelona'nın kalitesiyle burada en azından e, kendi evinde ama avantajı yok. Artık seyircisiz oynanıyor biliyorsunuz ama yine de Barcelona'nın kadro kalitesiyle Napoli'ye en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yine e, yenemese bile yine ya bilmiyorum ben Napoli'nin burada sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden sıfırı da aldım gerçi. 1 ve 0 olarak oynadım. İsteyen bütçesi olan iki sürprizin de arayabilir ama ben 1 ve 0 olarak aldım. 256'lık kuponumda tek geçecekler. Birinden birini tek alsınlar artık. Bayern Münih Chelsea maçına Gelelim dördüncü maçımız Bayern Münih Chelsea maçı. Burada da ne olmuştu ilk maçı önce hatırlayalım. Chelsea'nin sahasında Bayern Münih müthiş bir performansla 3-0 kazanmıştı ve Marcos Alonso Chelsea'de kırmızı kart görmüştü o mücadelede. Şimdi baktığımız zaman Boateng şüpheli görünüyor. Jerome Boateng Bayern Münih'te Tolisso yine şüpheli görünüyor. Bunlar oynayabilir. Benjamin Pavard ee, sakat görünüyor. Bayern Münih de oynamayacak ama Chelsea'ye baktığımızda kritik eksikler var. Mesela Pedro sakat, Aspili Koyeta sakat, Marco Zolonzo dediğim gibi cezalı, Jorginho da cezalı görünüyor. Loftus çek sakat, Pulisic sakat çok önemli bir faktör bana göre. Cilmur ee, da sakat görünüyor. Neyse baktığımız zaman burada tabi oyunu kazanması gereken 3-0'dan geri dönmesi gereken bir Chelsea var. Son performanslarına baktığımızda da tabi Arsenal'a da kupada de biliyorsunuz. Ben Bayern Münih'in Gayet de iyi bırakmıştı. En son 31 Temmuz'da hazırlık maçı yapıp Marsil'e yendiklerini görüyoruz Bayern Münih'i. Ben kadro kalitesiyle biraz daha yakın görüyorum Bayern Münih'i galibiyete. Chelsea kazanamayacaktır burada diye 1-0 ve aldım. Beraberlik riski de olduğu için 1-1-2-1 Bayern Münih galibiyeti çıkabilir. Chelsea'nin çevirmek için saldırdıkça Bayern Münih'in tehlikeli ileri uç oyuncularıyla gol bulabileceğini düşündüğüm için ben 1-0'a ve gittim normal sonuç olarak. 1 normal sonuç 0 sürpriz olur diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz diyelim. Bir sonraki maçımız... Valerenga Bodogilim mücadelesi 8 Ağustos'ta saat 19'da oynanacak. Şöyle bir bakalım şimdi. E, en son mücadelelerini izlemiştik. Bodogilim Stromgods'u yenmişti ama orada zorlanmıştı. E, Valerenga da Bran'ı yendi en son bu maçlarından önce mesela e, Valerenga Bodogilim'le oynayacakken e, hafta arasında da bazen maçlar oluyor biliyorsunuz ki en son ayın birinde oynamışlar. Evet, bunların hafta arasında maç yok. Ya bu mücadelede Bodo tabii tabi lider. Ee, i̇yi de bir takım. Takip de ediyoruz. Hücum gücü çok kuvvetli. Stabay karşısında zorlandılar Molde'yi ye yendikten sonra. Strom Gosser'de de yenerken zorlandılar ama Valerenga da fena bir takım değil. Onlar da Molde'ye fark ediler, yenidiler. Buranı yendiler ama e, burada baktığımız zaman Bodo Grimp biraz daha öne çıkıyor. Valerenga'nın tek yapabileceği şey en fazla 1 puan koparabilmek diye düşündüğüm için 0-2'ye gittim. 2 normal sonuç olacaktır. 0'ı da sürpriz olarak aldım. 0-2 tercihim var benim burada. Kristiansund start maçına Baktığımız zaman bu maçta 9'unda ayın 9'unda saat 19'da Oynanacak tabi Kristiansund'un Startla oynayacağı bu mücadeleden Önce Viking'i deplasmanda Yenmişti biliyorsunuz ve bundan önce de sanırım bir de Rosenburg'da oynayacaklar. Ya arkadaşlar bazı maçlarda evet ligin son maçları olur, düşme mücadelesi olur veya şampiyonluğa gidiyordur. Bir önceki maç bir sonraki maçı etkileyebilir falan falan ama şimdi lig ortasında böyle bir şey çok da önemli değil. Yani ne yapmış Christian Sud bir bakalım da ona göre bu maça. Ya öyle bir şey yok. Rosenburg'a yense de yenilse de bu maçı yenmek isteyecek. İşte start mesela bu maçtan önce kimle oynayacak? Molde'ye 5-0 yenilmiş. E bu maçta daha mı çok yenme zorunluluğu oldu veya Molde'ye Molde'yi yenmiş olsaydı Christian Sun'da yenmemesi mi gerekecekti? Yani bunlara takılmamak lazım. Arada bazı maçlar oluyor böyle hafta arası. Ama Toto'ya hafta sonu maçlarını alıyorlar. O yüzden açıklıyorum. Şöyle bir baktığımız zaman izlediğimiz takımları ben açıkçası çok fazla startın şansı olduğunu düşünmüyorum. Christian Sundur alacağını düşünüyorum. Tek tercihçiler alabilirler ama ben sıfırı da koydum yanına. Belki bir beraberlik sürprizi çıkabilir. Çünkü Christian Sun, atak oynarken bazen ilginç goller yiyor ve çıkaramayabiliyor. O yüzden 1 ve 0 aldım ama ilk tercihim 1 olacaktır burada. Onu da belirteyim bütçesi olmayanlar için Stabæk, ots BK mücadelesi. Tabii ots BK oldukça iyi bir takım. Ee, en son Rosenborg'u da yendiler kendi evlerinde. O maçı da izlemiştim. Ee, gayet iyiler diyebiliriz ama Stabek'e baktığımız zaman onlar da fena değiller. Ee, özellikle kendi evlerinde bodø beraber berabere kalmışlardı iki hafta önce ama Öksendal'de deplasmanda yenildiler mesela. Burada tabii ots BK bir adım önde görünüyor. Ama deplasmanda olduğu için ve kendi evinde belki oyunu tutmaya çalışır diye beraberlik riski de olabilir diye ilk tercih olarak, iki, ikinci tercih olarak 0 ya yani ben 2 tercih ettim de bütçesi olmayanlara diyorum hani tek tercih geçecekler 30 BK'yı deneyebilirler ama 0 riski de var. Bütçesi olanlar 0 2 deneyebilirler diye söylüyorum. 8. maçımız Falkenbergs Malmö mücadelesi. Bu maçı tek olarak geçtim. Aradaki kalite farkı, performans farkı derken bir de bunlara ben maç golükte tek tek bulup da hani bülten güncellenmediği için tek tek oradaki sekmeleri açıyorum son maçlarına bakıyorum ama tabi sakat ceza bilgisine şimdi de ulaşamıyoruz. Çok önemli bir sakat cezaları yoksa yine siz cuma günü bülten güncellenince sanal bayilerden bakarsınız ya da transfermarket.com'dan çok önemli bir sakatları yoksa yine bu şekilde fikirlerinizi dizayn edebilirsiniz. Lider Malmö'nün burada takılacağını düşünmediğim için tek geçtiğim maçlardan biri oldu. Bu direkt iki oynadım. Haken Kalmar mücadelesinde yine Haken'in daha iyi bir takım olduğunu düşündüğüm için her ne kadar bu maçtan önce Norcoping'le oynayacak olsa da yine de dediğim gibi yense de yenilse de kendi evinde Kalmar'ı yenebilecek gücü var. Lig sonuncusu Kalmar zaten performansı Kötü bir takım o yüzden Hakene de tek geçtim, tek geçebildiğim ender maçlardan biri oldu Hakem maçı bir oynadım. Orebro Göteborg maçında. Kritik bir maç. Zor bir maç. Göteborg performansı çok iyi değil. Orebro biraz daha iyi. Özellikle kendi evinde oynadığı için burada zorluk çıkarabilir dediğim gibi. O yüzden Orebro'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. 1 ve 0'ı birlikte öneriyorum sizlere de. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 11. maç Helsingborg-Norkoping mücadelesi. Yine performanslara bakarak değerlendirdim son maçlarına ve e Norkoping'i bir adım daha önde görüyorum ben. Daha iyi bir takım burada. Yenecektir. İlk tercih olarak alınabilir ama en kötü ihtimal beraber biter Bu maç Helsingborg tarafına gitmez diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. 0-2 olarak öneriyorum Norkoping'i. Şimdi gelelim son 4 maç Belçika'da. 12. maç Kulüp Brüj Charleroi mücadelesi. Şöyle son performanslarına baktım. Onadıkları hazırlık maçlarına baktım. Hani Kulüp Brüj güçlü diyebileceğimiz Lille yenmiş. Onun dışında Gent takımına yenilmiş ama onun dışındaki daha güçsüz takımları yenerek güzel bir hazırlık dönemi geçirmiş. Charleroi zaten hani e kulüp Bürüje kafa tutabilecek bir takım değil. Neredeyse 10 katı bütçesi var yani kulüp Bürüje'nin. İçerle da şöyle hazırlık dönemine baktığımızda onların da yine kendi ayarından daha düşük takımları yenebildiğini görmüşüz. Zulta Gama falan yenmişler ama öyle çok da güçlü bir takımla oynamamışlar. İşte Ajacio ile oynamışlar. 2-2 kalmışlar. metle oynamışlar. 2-0 yenilmişler falan. Yani çok da iyi başlamamışlar gibi hazırlık döneminde. O yüzden burada kulüp bir ucu tek geçtim ben. Bütçenin de artmaması için. Ama ilk maçlar olduğu için biliyorsunuz her ligde ilk maçlar her zaman sürprizler çıktı. Yine ikinci tercih yapacaksanız bütçesi olanlar ona göre değerlendirsinler. Ben direkt bir geçtim. Şimdi 13. maç noterle belli olacak. Onu söylemiştik. Ee, normal şartlarda. ostende Genk'i ağırlıyor. Ee, şimdi bu mücadelede ee, noter olduğu zaman Genk'in oynadığı son 5 mücadeleye bakıyorlar. Hazırlık değil tabii. Ligde oynamış olduğu son 5 mücadeleye baktığım zaman Genk işte ostende doğru yenmiş, Kulüp Brüje ye yenilmiş, Kotrik'e ye yenmiş, Standard Liège ye yenilmiş. Bir de beraber iki galibiyet, iki beraberlik var. Şimdi Genk'in iki galibiyeti için iki galibiyet topu atıyorlar. İki mağlubiyeti için karşı takıma galibiyet topu atıyorlar. Ne oldu? 2-2. Bir de beraberliği var ya, bir de beraberlik topu. Ne oldu? 5. Ostende'ye bakıyoruz. Ostend'in son 5 lig maçı ne olmuş? İşte Genk'e yenilmiş. Ne oldu? Genk'e bir galibiyet topu olarak geçti. İşte Osten'de Antwerp'e yenilmiş. Yine Genk'e bir galibiyet topu olarak geçti. Zulta Waregem'le beraber kalmış. Beraberlik topu 2 oldu. Osten'de Kortlik'e de yenilmiş. Yine Genk'e bir şey geçti. Galibiyet topu geçti. Kaç oldu burası? 6 mı oldu? Ee, Moskona da yenilmiş. Mesela yine galibiyet. Yani galibiyetlerin çoğu Genk tarafında iki beraberlik var. Osten'de'nin pek bir galip geldiğini görmüyoruz. Son 5 maçında şöyle tekrar bir bakayım. Bir galibiyeti yok. Evet beraberliği var. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Evet. 6. maçta Centurion'u yenmiş ama dediğim gibi burada noter huzurunda da çekilecek olsa 0 e, tercih 2 3 mü oldu? Kaç oldu? Daha çok galibiyet burada olduğu için Genki tek geçtim. Yani böyle oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Notere gittiğiniz zaman son 5 maçlarında galip geldiği kadar kendine galibiyet topu, mağlup olduysa bu tarafa galibiyet topu. Bunun da son 5 maçında galip geldiklerine kendine, mağlup olduklarına buna galibiyet beraberliklerde ortada ve bu 10 topun içinden çekiliş yapılıyor. Bu şekilde seçiliyor. Anlatabilmişimdir olan. Umarım bilenleriniz vardır. Anlayanlar anlamayanlar altta yorumlarda anlatsınlar. Siz de fikirlerinizi yazın ve aşağı inmişken de nefesimizin altına birer like yaparsanız seviniriz arkadaşlar. İzlemeler zaten yeterince düştü. Bari like'larınızla destekleyin diyelim. 14. maç Standart Liège Circle Bruges maçı. Bunu da tek geçtim. Bütçeyi abartmamak adına Standart Liège'in normalde daha iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Eğer ilk maç sürprizi çıkmazsa direkt bir olarak geçtim. 15. maçı da Antwerp Gent mücadelesi. Yine bunu noterle belli olacak. Yine son 5 maçına bakarsanız ben inceledim. Gent'i daha şanslı gördüm ama beraberlik riski de var. Son 5 maçlarından yine öyle bir top karışımı yaptım. Biraz da beraberlik riski de var diye 0-2 olarak aldım. Ben şöyle yaptım. Ben böyle yaptıklarımın dediğimi toplamı 256 ortalama çıkarıyorum ben biliyorsunuz siz de ona göre. Abi bir de arkadaşlar bunu bilmeyen yok ama hani 15 ile 14'ü bilmeyen bilen çıkmadı ama emin olun hepsini bilen var. Mesela şöyle 50 kuruştan 10 tane kupon yapsa ben de biliyorum 15'ini ama aynı kolona denk getiremiyorlar. 1500 lira oynayan adam en fazla kaç? 1250 ama 1152 liralık yapılıyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 1152, 1150 yapmış adam ama burada bilemediğini bu kolonda bilmiş. Adam 5 tane 1152'lik kupon yapmış atıyorum ama bir türlü aynı kolona denk getirememiş. Normalde 15 maçı da biliyor toplamda. Bunu unutmayın yani bazen şaşırıyorsunuz bu hafta bilen olur yok olmaz. Önemli olan aynı kolona denk gelmesi unutmayın. Yorum ve like'larınızı bekliyoruz teşekkür ediyorum. Biraz fazla uzun oldu herhalde ama hoşçakalın. Bol şanslar diliyorum.